asit. Asetate butyrate ve propionate. Propionik asit, asetik ve butyrik asit. E şimdi bunlar bağırsakta çok iyi. Mesela propionik asit bağırsakta çok faydalı. Bağırsağın bağırsaktaki integrity, tight junction. Oradaki bağırsak beyin bariyeri, kan beyin bariyerini sağlayan proteinler, sıkı bağlantılar. Bunlara hepsine faydası var ama bu molekül direkt olarak kan beyin bariyerini geçme yetkisine sahip. Propionik asit. Beyne ulaştığı zaman çok ciddi bir nöroenflamasyonu tetikliyor. Mikrogliya aktivasyonu, astrositozis, gliosis, nöroenflamasyon, proliferatör sitokinler üzerinde, interleukin 1 beta, TNF alfa, interleukin 6 bilhassa. İşte gliyal fibriller asidik protein, yine astrositler için. CD68 mikrogliya için. Çok ciddi bir nöroenflamasyonla bir sitokin bombardımanına maruz kalan beyin düşünün. Mikrogliya zaten bildiğimiz gibi oradaki monolitler, fagositler, makrofaj hücreleri, onların sonuçları, astrositlerden hasıl olan bir takım problemlerle kan beyin bariyerinin açılması, leaky gut, leaky brain problemleri. Yani bazı hastalıklarda hem beyin açık hem bağırsak açık. Kan beyin bariyeri de bozuk, bağırsak beyin bariyeri de bozuk. İstenmeyen pek çok molekül rahatlıkla beyine ulaşıyor. Bakteriyel lipopolisakkaritler, toksinler, peptidoglikanlar, kısa zincirli yağ asitleri vesaire vesaire. Yani aslında tablo bir bütün. Yani duvardaki resmin tamamını görmek lazım. Resim bir bütün. Şimdi bir fayanslar üzerine bir resim yapılmış olsa, bir ressam yağlı boyayla bir resim yapsa fayans üzerine, o fayanslardan, taşlardan bir tanesi düşmüş olsa. Şimdi o duvardaki resmin tamamını göremeyen, ihata edip kuşatarak göremeyen, dünyanın en yetenekli ressamı o taşa uygun bir resim çizemez. Yani öyle bir resim çizecek ki o taşa, taşı getirip duvara koyduğumuz zaman resmin tamamındaki bütünlük sağlanmış olacak. Bunu yapabilmesi için resmin tamamını görmesi lazım. Duvardaki resmin tamamını kuşatması lazım. Yani aslında sistemler birbirleriyle entegre. Hepsi bir bütün, bir tablo. Bir hastalığa baktığımız zaman da bunu görüyoruz. İnterdisipliner, multidisipliner, bütüncül yaklaşım gerekiyor. Doğru okumak için, doğru yaklaşmak için ve isabetli bir tedavi protokolü için bütüncül yaklaşım, ihatalı, kuşatıcı bir yaklaşım son derece önemli. Şimdi activity dediğimiz zaman, mikrobiyotadaki activity dediğimiz fonksiyonları, composition dediğimiz zaman da density ve diversity ikisini ifade etmiş oluyoruz. Bu çeşitlilik tabii ki kolona doğru artıyor. 2000'den fazla tür. %93'ü total DNA bakteriya, %5.8'i viral. 3 ayrı fonksiyonu var mikrobiyotanın. Koruyucu, metabolik ve yapısal fonksiyonları var. Bağırsak beyin bariyeri de dahil. Şimdi fila ve tür düzeyine baktığımız zaman Actinobacteria mikrobiyotanın taksonomik sınıflaması bu. Sekans analizleri bu sınıflama üzerinden yürüyor şu anda. Actinobacteria direkt şeye atlayalım, geçelim. Spesiyel tür düzeyine. Bunlar ayrıntılı mikrobiyolojik yaklaşım. Bifidobacterium'lar var. Actinobacteria. Firmicutes grubunda gram pozitifler var. Clostridium önemli burada. Ve Lactobacillus önemli. Yine enterokoklar vesaire var. Bacteroidetes filasında Bacteroides fragilis, vulgatus, uniformis, distasonis ve Prevotella grubu. Bunlar biliyorsunuz gram negatif anaerob bakteriler. Anaerob bakterilerin en önemli, en sık enfeksiyona da aynı zamanda bunlar mikrobiyotayız ama tabii anaerob enfeksiyonlar endojendir, polimikrobiyaldır. Çünkü mikrobiyotanın bozulması, bütünlüğünün, mukozal bütünlüğü, cerrahi girişi, hipoksi vesaire perfüzyon, stazis vesaire patojen hale geçebilir. Burada Prevotella önemli. Proteobakteria grubunda bu enterobakteri seyahi geçecek olursak Desmitobibrio önemli.
Bilofila Wadsworthia, Physobacteria'dan, Physobacterium geliyor, Helicobacter pylori, Proteobacteria dahil. Vercomicrobia'da Akkermansia muscipula, çok önemli bir bakteri burada, çok önemli fonksiyonları var. Tabii mikrobiyota statik değil, dinamiktir. Irk, coğrafi faktör, genetik faktör, çevresel faktörler, beslenme, bunlar hepsi de etkilendiği gibi kişinin yaşına göre, hayatının dönemine göre değişir. Kişinin mikrobiyota profili introterin dönemde şekillenmeye başlıyor. Yani henüz anneyle beraber düşünmek lazım bunu. Yani annenin mikrobiyotası çocuğun mikrobiyotasını etkiliyor. Annenin gebelik döneminde karşılaştığı metabolik problemler, enfeksiyon hastalıkları, doğum biçimi, sezeryan mı, normal, vajinal doğum mu? Formula feeding, mamayla beslenme, breastfeeding, anne sütüyle beslenme. Bunlar son derece olumlu ya da olumsuz anlamda değiştiriyor. Çok ciddi olumsuz değiştiriyor. Sezeryanla mamayla beslenme. Çok ciddi seviyede etkiliyor. Olumsuz anlamda. Tabii steril olarak bildiğimiz plazenta sıvısı dahil Bifidobacterium orada zararsız bir mikrobiyota olarak var olduğu şimdi bu da söyleniyor. Yaşa göre değişiyor. Çeşitliliği değişiyor. Yaş ilerledikçe çeşitlilik ve sayı artıyor. Aeroplar hakimken anaeroplar hakim meydana geliyor. Organ maturasyonuyla beraber bunlar yaşa göre değişen dinamik bir süreç. Tabii ki annenin mikrobiyota profili çocuğu etkiliyor. Annenin gebelik döneminde maruz kaldığı faktörler, yani sigaradan tutun, gebenin miyat gebelik olup olması, preterm gebelik olması, hijyeni, antibiyotiğe maruz kalması vesaire, çocuğun doğduktan sonra İşte yoğun bakım ünitesinde kalması vesaire birçok faktör bunlar etkiliyor. Genetik faktörler etkiliyor. Şimdi mikrobiyota profil çalışmaları yapabilmemiz için öncelikle normal şablonu bilmemiz lazım. İlerleyen slaytlarda bahsedeceğim. Şu an Türkiye'de Türkiye mikrobiyota projesi yürüyor şu anda. Yani planlanıyor. TUSEP diye bilinen Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı tarafından bu yeni nesil sekans dediğimiz next generation sequencing de shotgun sekanslama yolu en ileri ve en pahalı yöntem. Onunla şu anda yürüyor. Bunu yürütmek zorunda Türkiye. Hiçbir çalışmada yani patoloji patojenlerle ilgili, hastalıklarla ilgili hiçbir veriyi şey yapamayız, değerlendiremeyiz. Sağlıklı kontrol grubumuz yöresel bölgelere göre, yaşlara göre normal mikrobiyota popülasyonunu bilmezsek hangi hastalığın, yani o ilgili hastalıktan elde ettiğimiz sonuçları neye göre karşılaşacak? Yani glikozun referans aralığı belli. Düşük veya yüksek diyebiliyoruz, hiperglisemi, hipoglisemi diyor. Neye göre? Referans aralığını bildiğimiz için. Mikrobiyota referans aralığı ne? Türk toplumuna göre, Türkiye'deki yaşayan insanlara göre. Hangisi normal? Hangisi disbiyozis? Hangi bakteriyel popülasyonunda overgrowth var? Bir mikrobiyotada şöyle de bir eğilim var, her bir tür istila etmek istiyor, hakim olmak istiyor. Ama yaratılıştan olan o denge, homeostaziste çeşitliliğin korunması isteniyor. Yani buradan ben sosyal alana bir müsaadenizle bir cümle geçiş yapayım. Tek tip olmaz. Toplumlar tek tip düşünce olmaz, tek tip sosyal yapı olmaz. Biyolojik fıtratta da yok, dikkat edersek. Çeşitlilik var, çeşitlilik güzel bir şey. Yani tek tip fıtrata aykırı, nasıl biyolojik fıtrata aykırıysa sosyal dokuya da uygun olmayan bir tarz. Genetik faktörler önemli. Coğrafi lokasyon, egzersiz, stres, antibiyotiğe maruziyet, yaş, diyet ve doğum biçimi hepsi önemli. Stres çok önemli. Pek çok metabolik yolakları direkt inhibe ediyor, direkt bloke ediyor. Birazdan slaytları gelecek. Bağırsak kayın bariyeri bu konuda merkezi rol üstlenen bir kavram. Integrity. Bunun karşılığı permeability. Bağırsağın geçirgenliğinin artması. Dört tip cell-to-cell interselüler bağlantı tipi var biliyoruz. Tight junction, afferens, desmozom, gap junction. Sıkı bağlantı, tight junction. Şimdi bu bağlantıdan sorumlu olan bir takım proteinler var. Bu proteinlerden oklidin en önemlisi. Neden en önemlisi? Çünkü serumdaki konsantrasyonu test olarak, laboratuvar test olarak ölçülüyor şu anda. Oklidin
nanometrenin yüksek olması gerekiyor. Bir referans değeri var. Nanogram mililitre cinsinden ölçülüyor. Bu referans değerin altında olması bağırsak beyin bariyerinin açık olduğunu gösteriyor. Yani bu tight junction TG proteinleri bu proteinlerle ilişkili. Claudin 1, zone of potency protein, glucagon-like protein 2. Zonulin eskiden bu integrity ve permeability ile çok ilişkili olarak düşünülmüş bir dönemler ama en son yakın dönemdeki çalışmalarda zonulin bu amaç için tercih edilmiyor. Claudin 1, triselini. Ama pore forming element olarak bilinen, mikrobiyotadaki o integrity, bağırsak bütünlüğünü bozan Claudin 2, 10 ve 15. Günün sonunda bu ulaşılan sonuç şudur. İntestinal mikrobiyotanın intraseliler, interseliler ve interkingdom. Buradaki kingdom'ı ben bütün vücut olarak, yani kainat, universe anlamında değil, interkingdom bir vücudun tamamı olarak anlıyorum. Hücre içi, hücreler arası ve vücudun bütünündeki sinyalizasyon sistemlerinde anahtar role sahiptir. İntestinal mikrobiyota. Ki bu sinyalizasyon sistemi intestinal bariyer fonksiyonu regüle ediyor. Yani intestinal bariyerin bütünlüğün korunması mikrobiyotanın dengesine bağlı. Mikrobiyota dengesi bozulduğu zaman, disbiyozis olduğu zaman integrity bozuluyor. Bu sefer permeabilite başlıyor ve bağırsaktan beyne istenmeyen moleküller rahatlıkla ulaşıyor. Tabii nörodejeneratif, nöroenflamatuar bir süreçle seyreden veya neurodevelopmental disorder diye bilinen otizm, şizofreni gibi hastalıkların etiyolojisinde yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bunlar birazdan bazıları gelecek. Çeşitli pro-inflamatuar sitokinler veya anti-inflamatuar sitokinler veya growth faktörler bu TG proteinlerin fonksiyonlarını etkiliyor. Bazıları olumlu etkiliyor, bazıları olumsuz etkiliyor. Evet, TNF-alfa, interferon gamma, interleukin 1 beta gibi pro-inflamatuar sitokinler ne yapıyor? TG permeabilitesini, intestinal permeabiliteyi artırıyor. Dolayısıyla bir yerdeki proinflamatuar sitokin aktivasyonu sadece lokal bir enflamasyon sürecini başlatmıyor. Aynı zamanda bağırsaktaki tight junction proteinlerinin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek bağırsak beyin bariyerinin açılmasına, kan beyin bariyerinin açılmasına sebep oluyor aynı zamanda. Bir orkestra şefi ifadesi var. Yani vücuttaki bütün faaliyetler için, bilhassa metabolik faaliyetler için mikrobiyotanın bir orkestra şefi gibi davrandığı ifade ediliyor. Çeşitli hastalıklarla ilişkisi gösterildi. Şimdi bu konuda şu ilk zamanlar şu ifade tartışılıyordu. Yani acaba mikrobiyota değişikliği hastalıkların etiyolojisini, etiyopatogenizini, fizyopatolojisini tetikliyor mu, triggering tetikliyor ve hastalık patogeniz başlıyor mu? Yoksa başlamış olan patogenizin bir parçası olarak mikrobiyota mı bozuluyor? Bunu tartışıyorlardı. İşte yumurta, tavuk falan diye ifade edenler oluyordu. Daha çok ulusal kongrelerde. Şimdi gelinen nokta şu. Yapılan hayvan deneyleri, hücre kültürü çalışmaları ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalar şunu açık ve net olarak ortaya koymuştur. Mikrobiyota pek çok hastalığın etiyolojisinde, patogenezinde merkezi rol üstleniyor. O patogenezi başlatıyor ancak etkileşim ve konuşma iki yönlü olduğu için elbette ki bu hastalığın seyri esnasında mikrobiyota da tekrar olumsuz olarak etkileniyor. Ama ilkten hastalığın patogenezini başlatan mikrobiyota değişikliği. Bununla ilgili hücre kültür çalışmaları var. İnsan nöronal kök hücreler alındı ve kısa zincirli yağ asitlerine maruz bırakıldı, propionik asite ve ortamda glial, mikroglia aktivasyonu vesaire birçok nöroenflamasyon, astrositozis birçok bulgular tespit edildi. Yani kısa zincirli yağ asitleri aslında çok çok önemli. Şimdi onların reseptörleri, taşıyıcı molekülleri keşfedildi. GPR 41-43
bunların reseptörlerini